Günün yorumuyla karşınızdayız. Antalya Emniyet Müdürlüğü sürekli operasyon yapar, bizler de bu operasyonları sürekli haberleştiririz. Öyle ki sadece emniyetteki tüm gelişmelere bakan özel nitelikli arkadaşlarımız vardır ki onlara biz polis muhabiri deriz. Bir anlamda ihtisaslı arkadaşlardır onlar. Her ne kadar bazıları işlerini çok daha fazla ciddiye alıp kendini polis bile zannetse de bu birimde görev yapan muhabir arkadaşlarımız oldukça başarılı, gözü pektirler. Hepsinin içeride polis arkadaşı, dostu vardır ki bazı özel bilgileri alarak çok özel haberlere imza atarlar. Polisler de bazen kasıtlı olarak bilgi sızdırırlar ki yaptıkları çalışma kamuoyunda daha net anlaşılsın, kamuoyu baskısı oluştursun. Bir anlamda polis gazeteciyi, gazeteci polisi kullanır samimi olarak. Danışıklı dövüş gibi görünse de özü itibariyle herkes kendi işini yapmış olur. Ben her ne kadar siyaset ve sağlık alanında ihtisas yapmış olsam da kısa bir dönem sürgün olarak polis muhabirliği görevini yürüttüm. O kısa süre zarfında iyi enerji yayarak kendime dost çevresi kurdum. Bunu söylediğim sürenin üzerinden en az 10 ya da 15 yıl geçti ama işin formülünü çözdüğüm için dost polis listemi hiç eksiltmedim. İşte bu arkadaşlardan birini tesadüfen aramıştım dün gece. Görüşemiyorduk bir süredir. Ne zaman buluşuyoruz dediğim zaman hemen buluşabileceğimizi söyledi. Sonra da bir duyumdan bahsetti. Muhtar operasyonu yapıldığını duyduğunu ama tam olarak neyin nasıl olduğunu anlayamadığını söyledi. Bir anlamda bizim tanıdık arkadaşlar çok güzel bir iş yapıyorlar. Antalya'nın bu özel operasyonu bilmesinde fayda var anlamında ipucu verdi, geri çekildi. Bu bile yeter bana. Gerisini çorap söküyor gibi hallederim. Yarım saatlik bir süre zarfında gece yarısı olayı çözdüm. Ama paylaşmak yerine taşlar biraz daha yerine otursun diye sabaha bekledim. Sabah olunca da olayı yeniden araştırdım. Hiç bilmiyormuşum gibi. İçeride ve dışarıdaki polis arkadaşlara sorup teyit ettim. Evet, 6 aylık bir teknik takip sonucu iki muhtar izlenmiş, dinlenmiş, takip edilmiş ve beraber hareket ettikleri 3 nüfus memuruyla beraber evlerinden alınarak emniyet müdürlüğüne getirilmiş ve olay araştırılmaya başlanmıştı. Hatta operasyon çerçevesinde birkaç polis memur ve amirin de olduğu sonradan ortaya çıkınca onlar da aynı şekilde emniyete getirilmişti. Ben de sosyal paylaşım sistemden paylaştım olan biteni iddia niteliğiyle sabahın köründe. Peki neydi bu olay? İddialara göre Kışla Mahalle Muhtarı Lütfiye Aya Horzum ve Üçgen Mahalle Muhtarı Osman Aykaç mahallelerinde oturmayan kişileri oturuyor gibi ikametgah belgesi veriyordu. Hem de iyi bir meblağ karşılığında yapıyordu bunu. Şimdi bu olayı çok basit bir olay gibi görebilirsiniz. Ama düşünsenize, hayali kişilerle aynı mahallede oturuyorsunuz. Bu kişilerin ne sabıkasında olduğunu veya hangi amaçla mahallenize oturduğunu bilmiyorsunuz. Bu insanlar diledikleri zaman kayboluyor, diledikleri zaman görünüyor. Bir anlamda hayali insanlar. Hangi suça karışıyorlar, ne yapıyorlar belli değil. Takibi de neredeyse imkansız bunların. Muhtarlar bunu kendi başlarına yapmıyorlar elbette ki. Nüfus müdürlüğünden iş ortakları olmasa, hatta içlerinde emniyetten birileri olmasa bunu yapamayacaklar. Zaten çoklu sistemle gerçekleşiyor bu ortaklık. Ha bu arada Osman Aykaç ismi size tanıdık gelebilir. Birkaç hafta önce Kahveciler Odası Başkanlığı'na aday olmuş, sandıklar açılmadan kaybolmuş, makam koltuğu eskiden olduğu gibi yine Federasyon Başkanı Murat Ağoğlu'na kalmıştı haklı olarak. Düşünsenize bu arkadaş bir de oda başkanı olsaydı vay halimize. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim bu insanların bunu yaptığı nereden belli? Sen kalkmışsın daha sorgulama aşamasında insanları suçlu ilan etmişsin. Her belge karşılığında yüklü miktar para aldığını söyleyerek çıkar çetesi kurulmuş gibi anlatıyorsun. Ayıp değil mi senin yaptığın diyeceksiniz. Doğru ya, bu memlekette yapan değil, yayan, anlatan, yazan suçludur her zaman. Polis bir iddiayı ciddiye alarak savcılık izniyle tam 6 ay takip etmiş. Telefonlarını dinlemiş ve yazışmalarını izlemiş. Nerede, ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor, görmüş, not almış, kaydetmiş. Sonrasında da belgeler olgunlaşıp durum netleşince düğmeye basarak operasyonu gerçekleştirmiş. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar herkes masumdur ilkesinden yola çıkarak ben de zaten kimseye suçlu demedim. Suçluymuş gibi de göstermedim. Haşa, buna haddim de yok zaten.
dikkat ederseniz iddia dedim hep. Ama eldeki olgunlaşan belgeleri de bana ne ya diyerek görmezden gelemez, kulağımın üzerine yatamazdım. Olay biraz daha netleşip operasyon bağlantıları ortaya çıktıkça sizinle paylaşmaya devam edeceğim ısrarla. Benim bu durumumu görüp, yani bu sabahki paylaşımımı görüp haberleştiren meslektaşlarıma da bravo diyorum. Onlara önder olmak ve kaynak oluşturmak kadar güzel bir abilik yoktur herhalde. Teşekkür etsinler, yeter bana. Başka bir şey istemiyorum. Vatanı sevmenin sadece ağızlarda olmadığı, muhtar, memur, gazeteci, polis veya herhangi bir meslek erbabının işini adam gibi yaptığı günler dilerim. Kalın sağlıcakla.